pozisyon yaşadık. Gözler Cüneyt Çakır'da oyun devam ediyor. Fenerbahçeli futbolcular bir an için bekledi. Top Trabzonspor'da. Çok centilmence bir hareket. Ekuban'da topu taça gönderdi. Şimdi sağlık görevlileri oyun alanında. Serdar Aziz yerde kalmıştı. Sarı lacivertlerde. Az önce yaşananlar böyle yansıyor ekranlarınıza. İşte bu da bir başka açı. Sörlot ve Serdar Aziz arasında hava topu mücadelesinde yaşananlar. Devam kararı geldi bu pozisyonda. Sonrasında Ekuban Fenerbahçelilerin durduğunu gördüğünde topu taca gönderdi. Bu Emre Belezoğlu'yla Sörlot sanırım. Sörlot'la Emre'nin arasında, Emre Belezoğlu'nun arasında bir diyalog yaşandı. Az önceki hava mücadelesinde Sörlot'la Serdar Aziz arasındaki hava mücadelesinde Serdar yerde kalmıştı. Bu arada Cüneyt Çakır sarı kartını Emre Belezoğlu'na çıkarttı. Tabii gelecek yıl söz konusu olacak görev tanımına bir anlamda Emre Belezoğlu ısınıyor diyelim ama bir futbolcu olarak tabii bu arada ikinci sarı kart geldi Emre Belezoğlu'na. Yedek kulübesinde Emre Belezoğlu kırmızı kartı görüyor Cüneyt Çakır'dan. Es kablo Kayserispor mücadelesinde de yedek kulübesinde sarı kart görmüştü Emre Belezoğlu. Bu maçta da önce sarıyı gördü, sonra itirazlarını sürdürdü. İkinci sarı ve kırmızı çıktı Cüneyt Çakır'dan. İtirazları var Emre Belezoğlu'nun. İşte Sörlot. Böyle bir diyalog yaşandı Emre Belezoğlu ile arasında. Çok sinirlendi Emre Belezoğlu. Vakemi burada Sörlot'u tamam diyor. Sörlot da kenara hani sus dercesine bir işaret yapıyor Emre Belezoğlu'na. Orada aralarında nasıl bir diyalog geçti bilemiyoruz ama Emre Belezoğlu önce sarı kartı gördü. Sonra da ikinci sarıyı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelenin 24. dakikasında yedek kulübesinde Emre Belezoğlu kırmızı kart görmüş oluyor. Biz de notlarımızın arasına alıyoruz. Şimdi oyun taç atışıyla yeniden başlayacak. Serdar Aziz'in tedavisi tamamlandı. Sörlot da sarı kart gördü. Yedek kulübesinde Emre Belezoğlu iki sarı kart, bir kırmızı gördü ikinci sarıdan. Şimdi Sörlot da sarı kart görüyor. Falet, o da centilmence Trabzonspor yaralarına gönderdi topu. Kaleci Uğurcan Çakır'a kadar geliyor o top. Tabii Emre Belözoğlu Fenerbahçe açısından ilk 11'de yoktu belki ama maçın ilerleyen bölümlerinde oyuna akıl koyacak, deneyim koyacak.